Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. ALES bitti arkadaşlar, 2020 birinci ALES bitti, ikinci ALES'i bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, sizin için güzel bir ALES puan hesaplama sitesi önereceğim. Videonun altındaki linkten onu bulabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar, puan hesaplama sitesini kullanabilirsiniz. ALES'e %100 uyumlu. En son yapılan 2019'un ALES'ine uyumlu arkadaşlar bir puan hesaplama sitesi. O hesaplama sitesinden arkadaşlar hesaplamanızı yaparsınız. Şimdi ben size ALES'te kaç puana kaç net, yani kaç net lazım, kaç net yaparsanız kaç puan geliyor. 55 puan için, 70 puan için, 80 ve 90 puan için örnekler çıkardım. Puan hesaplama sitesinden örnekleri değiştirebilirsiniz. Kendiniz farklı örnekler yapabilirsiniz. Örneğin bazı mesela sözelci arkadaşlar fazla matematik yapamıyorlar. Dolayısıyla sözellerini arttırabilirler. Sayısalcı arkadaşlar fazla Türkçe yapmak istemiyorlarsa eğer matematik netlerini arttırarak hesaplamalarını değiştirebilirler arkadaşlar. Şimdi kısa kısa 55 net için neler gerekiyor? Sayısal bir öğrencinin 55 puan diyelim, 55 net demeyelim. 55 puan için sayısal öğrencisinin matematikten 25 tane soru ve Türkçeden 10 tane soru yapması gerekiyor. Tabii ki matematiği 20, Türkçeyi 20'ye çıkarabilir. Bu şekilde bir değişiklik yapabilir. Matematiğin katsayıları biraz farklı, Türkçenin katsayıları biraz farklı. Dolayısıyla matematiği 5 düşürürse Türkçeyi 10 arttırması gerekebilir arkadaşlar. Orada hesaplama sitesinden ona bakabilirsiniz. Yani 55 puan almak istiyorsanız en az 35 tane yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde sözelcilerin de 35 tane yapması lazım. Burada sıkıntılı grup yine eşit ağırlıkçılar. Çünkü eşit ağırlıkta matematik ve Türkçe aşağı yukarı aynı puana denk geliyor. Mesela sayısalda bir matematik neti örnek veriyorum. 3 puan yapıyorsa bir Türkçe neti 1 puan yapıyor. Ama eşit ağırlıkta bir matematik neti mesela 1,8 puan yapıyorsa bir Türkçe neti de 1,8 puan yapıyor. Dolayısıyla burada bir farklılık oluşuyor. Eşit ağırlıkta daha fazla net yapmaları gerekiyor arkadaşlar. 55 net için bu şekilde yapmanız gerekiyor. 55 net arkadaşlar yüksek lisans için yeterli ama yani ben üniversitede hoca olsam 55 puanı, 60 puanı alan birini yüksek lisansa almam. Yani çünkü ALES zaten kolay bir sınav. Çok zor bir sınavdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla yani 55-60 puanlar çok rahat yapılabilecek puanlar olması gerekiyor. Kalite önemli burada. Yani tabii ki 55-60 puan alan bir öğrenciyi ben olsam almam. Ama hocaların takdiri bilemem. Ona yorum da yapamam. Giden kişi kaliteli ya da kalitesiz onu da söyleyemem. Ama 70 puanı geçmesi gerekir arkadaşlar. Üniversitelerde ondan sonra üniversiteler çiftliğe dönüyor. Şimdi ALES'te 70 puan almak için sayısaldan arkadaşlar 35 tane matematik, Türkçeden 15 tane yapmanız, toplamda 50 tane yapmanız gerekiyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Matematiği 30'a, Türkçeyi 25'e çıkarırsınız. Bu şekilde aşağı yukarı aynı puanı alacaksınızdır. Sözelde arkadaşlar matematikten 10 tane, Türkçeden 40 tane yapmanız gerekiyor 70 puanı alabilmek için. Sözelci arkadaşlar fazla matematik yapamadıkları için yani 70 puan onlar için biraz zor olabilir. Eşit ağırlıkçılar için de yine aynı şekilde bir zorluk var. Mesela sözelciler ve sayısalcılar 70 puan almak için 50 tane yapması gerekirken eşit ağırlıkçıların 58 tane yapması gerekiyor arkadaşlar. Gelelim 80 puan almak için neler yapılması lazım ALES'te. Şimdi arkadaşlar 80 puan yapabilmek için sayısal öğrencisinin en az 65 tane netinin olması, sözelcinin en az 60 tane netinin olması, eşit ağırlıkçının en az 72 tane netinin olması gerekiyor. Bu değişimleri puan hesaplama sitesinden, videonun altındaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bakarsınız, değiştirebilirsiniz. Mesela matematik 40 değil de 35 olur, Türkçe 25 değil de 35 olur şeklinde bir değişiklik yapıp puanınıza bakabilirsiniz. Günceldir orası. Rahatlıkla kullanırsınız, sıkıntı yok. Sözelciler için yine 15 tane matematik, 45 tane Türkçe yapılması lazım. 80 iyi bir sınır arkadaşlar. Kaliteli olduğunuzu, çalışkan olduğunuzu, matematiği ve Türkçeyi bildiğinizi gösterir.
Yani sayısalcılar için 80 özellikle bir sınırdır. Daha böyle kendini ispatlamak isteyen öğrenciler için tabii ki asıl sınır, sayısalcılar için konuşuyorum, asıl sınır 90'dır arkadaşlar. 90'ı geçerseniz gerçekten ben bu işi biliyorum diyebilirsiniz. Tabii ki bu bir sizi ölçme sınavı değil ama bu sizin matematiğinizi ve Türkçenizi ölçen bir sınav. Dolayısıyla matematik ve Türkçede başarılıyım diyorsanız 85 hatta 90 bandını geçmeniz gerekiyor. Bakalım 90 puan için neler yapılması lazım? Neredeyse full'e yakın bir şey yapmanız gerekiyor ama tam full de değil. Sayısal için 83 tane yapmanız yeterli arkadaşlar. Yani matematiği fullleseniz bile Türkçeden 1-2 tane yapsanız alacağınız puan en fazla 80'dir. 80'i geçemezsiniz. Dolayısıyla kendi alanınızı fullleseniz bile diğer alandan yapmadığınız sürece 80'i geçemiyorsunuz arkadaşlar. ALES böyle bir sınav, her iki alandan yapılması lazım. Yani sınavın süresi de iyi aslında. 150 dakika iyi bir süre. Dolayısıyla yapılabilir arkadaşlar. Sayısal, sözel. Sözel öğrencisinin en az 78 tane yapması gerekiyor. Eşit ağırlık öğrencisinin en az 86 tane yapması lazım arkadaşlar. Burada yine sıkıntılı olan eşit ağırlık öğrencisi değil mi? Yani sıkıntılı olan 86 tane yapması gerekiyor. Bayağı da yapması lazım. Eşit ağırlık puanlarının çok böyle ALES'lerde çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Sözellerin de özellikle çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama sayısalda puanlar uçuyordur arkadaşlar. Yani dolayısıyla bir sayısal öğrencisinin 60-70 ALES, çok da kaliteli bir ALES olduğunu söyleyemem. Kaliteden bahsetmek istiyorsanız 80 bandını geçmeniz gerekiyor. ALES'te bu kadar arkadaşlar, bu puanı, bu net geliyor. Hesaplama sitesinden daha ayrıntılı bakabilirsiniz. Gerçekten kaliteli bir hesaplama. Ve doğruya %100'e yakın bir hesaplama yapmayı orada yapıyor. Bakarsınız arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir ALES videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.